Ekonomi notlarına hoş geldiniz. Günün ikinci yarısında gündemin sıcak başlıklarını anlatacağız. Yaklaşık bir saat boyunca manşetimizde önemli başlıklar var. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin Londra temaslarıyla başlayacağız. Bakan Nebati Londra'da temaslarına devam ediyor. İki gün, hatta bugün üçüncü gün devam eden görüşmelerde pek çok uluslararası fon yöneticisi ve yatırımcıyla bir araya geldi ve yeni döneme ilişkin hem Türkiye ekonomi modelini anlattı hem de yeni bir finans paketi hazırlığı olduğunu söyledi Bakan Nebati. Bu finans paketinin içinde hem enflasyonu aşağı çekecek hem de yastık altında ekonomiye kazandıracak pek çok önemli başlık var. Nebati yastık altındaki altını ekonomiye kazandıracağız ki 5000 ton civarında bir altın var açıklamasını yaptı. Ve gündem elektrik faturaları. Elektrik faturaları düşecek ama nasıl düşecek? Bir kademeli tarife çalışması yeniden gündemde. Bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'na Ankara'da soruldu soru ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı bu süreçte özellikle esnaf ve küçük işletmelere özel farklı bir paket üzerinde çalışıyoruz dedi. Bununla birlikte yine hane halkının faturalarını düşürecek başka bir çalışma da gündemde, o çalışmanın ayrıntılarını da anlatacağız. Ve takipteki tarım kredileri için Ziraat Bankası'ndan bir yapılandırma haberi geldi. Borcunu zamanında ödeyen çiftçiye bir takım düzenlemeler sağlanacak. Düzenlemenin ayrıntılarına bakıldığında faizsiz olarak 60 aya kadar taksitlendirme imkanı getiriliyor çiftçiye. Onun da bunun da aslında tarım tarafında ve çiftçi tarafında beklenen bir başlık olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi dünyadan sıcak başlıklara bakalım. Malum Rusya-Ukrayna gerilimi devam ediyor. Gerilim sürerken Rusya'nın risk priminde de Ukrayna gerilimiyle bir düşüş var. 5 yıllık CDS'ler Ukrayna gerilimiyle gerilemiş durumda. Son rakama bakıldığında 10 bas puanlık bir düşüş var ve 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi risk primi tarafındaki harekete bakıldığında. Amerika Birleşik Devletleri'nde hane halkı borcu rakamlarını öğrendik. 15.6 trilyon dolara çıktı hane halkı borcu. 2021'in son çeyreği bu rakam ve bir önceki döneme bakıldığında önemli bir artış var. Burada da son rakama bakıldığında 15.6 trilyon dolarlık bir hane halkı borcu görüyoruz. Son olarak Avrupa tarafında kısıtlamaların kaldırılma haberi bir devam ediyor. Bu kez İsveç'ten geldi haber. İsveç tüm koronavirüs tedbirlerini kaldırdı. Bununla birlikte artık PCR testi şartı da getirmeyecek. Gündemden sıcak başlıklar böyleydi. Bir de piyasalara bakalım. Şimdi verilere biraz daha yakından bakacağız. Borsa İstanbul tarafında bu sabah saatlerinde 2000 puanın üzerinde başlamıştık yeni güne. %1,5'luk bir yükseliş görüyoruz. 2035 puan seviyesinde %1,5'luk bir yukarı yönlü hareket var. Banka ve sanayi tarafından nasıl bir destek geliyor? Bugün banka tarafında hareket biraz daha sınırlı. Sanayi tarafına bakıldığında ise bugün en çok yükselenlerde de sanayi şirketlerini görmüştük. Sanayi şirketlerine de bakıldığında tablonun %2 olduğunu görüyoruz. Anlık tabloya bakıldığında bugün biraz aslında sanayi şirketlerinden destek geldiğini söyleyebiliriz. En çok artan ve azalanları görelim. Bugün en çok artanlarda Brisa var zirvede. Enerjisa hemen arkasından geliyor. Sarkuysan 3. sırada. Tofaş ve Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları'nda da yeniden 30 liraya doğru bir hareket görüyoruz. Orada da %4'e yakın bir yükseliş var. Brisa en çok yükselenlerde bugün %7'nin üzerinde bir hareket olduğunu görüyoruz. Ve en çok azalanlara gelelim. Bugün endeks yükselirken ARD yazılım tavanda yine. Tabanda satış baskısı devam ediyor. 7 liranın üzerinde tutunmaya çalışıyor ise. Kuva Granit %1,73 kayıpta. Orada da 12,5 seviyesi var. Gözde Girişim 9,31 seviyesinde. Gen İlaç ve Bera Holding geliyor. Hemen arkasından da bugün en çok düşen hisselere bakıldığında. Ve Dolar TL'de de yukarı yönlü hareketin sınırlı da olsa seyrini izliyoruz. 13,55'lerden 13,60'a doğru bir hareket var. Euro TL tarafına bakalım. Euro TL tarafına bakıldığında ise 15,56 seviyesini görüyoruz. 0,43'lük bir hareket var. Merkez Bankası Başkanı bugün TOB üyeleriyle buluşmuştu. Oradan bir sıcak gelişme var. TOB Başkanı Rıfat İsarcıktıoğlu sektörün yaşadığı sorunları dile getirdik diyor. Merkez Bankası Başkanı yaklaşık 2,5-3 saat önce TOB üyeleriyle bir toplantıya girdi ve bugün gelen reskont düzenlemesi
düzenlemelerine ilişkin son notları paylaştı. Oradan bir açıklama bekleniyordu. TOB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu sektörün yaşadığı problemlere dile getirdik dedi. Bir reeskont kredisi düzenlemesi yapılmıştı. Neydi bu? Bunun ayrıntılarını biraz daha anlatalım. Sabah saatlerinde gelen bir düzenleme. Bu düzenlemeyle birlikte net ihracatçı olmayan şirketlere de artık reeskont kredisinin kapısı açılacaktı. Bünyelerindeki dövizleri bozdurma şartıyla bunun ayrıntılarının konuşulması bekleniyordu toplantıda. Ama toplantı beklenenden uzun sürdü ve ilk açıklamada TOB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu Hisarcıklıoğlu'ndan geldi. Sektörün yaşadığı sorunları dile getirdik dedi Rıfat Hisarcıklıoğlu ve beklentileri paylaştı. Şimdi biraz daha aslında ayrıntıları da alacağız. Birazdan özellikle o toplantıda olan sektör temsilcileriyle konuşacağız ama önce Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun açıklamalarına bakalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Oda Borsa Sektör Meclis Başkanlarımızın katılımıyla bir istişare toplantısı düzenledik ve firmalarımızın, sektörlerin yaşadıkları sıkıntıları dile getirdik, önerilerimizi ilettik diyor Rıfat Hisarcıklıoğlu. Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci telefon attığımızda Müjdat Bey'e soracağız ayrıntıları. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum efendim. Teşekkür ederim. Sıcağı sıcağına sizden alalım bilgiyi. Uzun süren bir toplantıydı. Ne konuşuldu, neler görüşüldü masada? Valla her şeyden önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımızın ifadeleri doğru. Çünkü çok katılımı olan bir toplantıydı. Öncelikle Merkez Bankası Başkanımız bugüne kadar yapmış olduğu ve yapmakta olduğu tasarrufları anlattılar. Dolayısıyla mevduattan reeskont kredilerine ve özellikle dövizle ilgili, gelecekle ilgili Merkez Bankası'nın nasıl bir düşüncesi olduğu hususunda düşüncelerini anlattılar. Ve dolayısıyla bilahare Oda ve Borsa Başkanlarımız, Sektör Meclisi Başkanlarımızın sorularıyla toplantı devam etti ve 2,5 saat falan sürdü. Burada tabii Oda başkanlarımız, katılımcılar daha çok mevduatın üzerinde durdular ve açılacak olan reeskont kredilerinin canlanmasını istediler. Yani biraz daha Exim Bank'a kaynak aktarılmasını istediler. Diğer taraftan özellikle KGF kredisinin bir an önce destek olarak çıkmasının arzu edildiğini ifade ettiler. Dolayısıyla bütün bunlarla birlikte tabii ki Merkez Bankası olarak ağırlıklı olarak enflasyonun ve kurun üzerindeki durumun nasıl gelişeceği hususunda Merkez Bankası Başkanımızdan görüşler istenildi ve Merkez Bankası Başkanımız her zaman ifade ettikleri gibi yani Merkez Bankası'nın stratejileriyle ilgili enflasyonun düşürülmesinde, kurun yani bu noktalarda devamı için gerekli her türlü tedbir alacaklarını ve bu konuda bir takım daha tasarrufları olduklarını ve özellikle yurt dışına döviz getiren ihracatçı firmalara eğer daha farklı ihracat getirdiklerinde daha düşük faizli kredi imkanları sağlayacaklarını söylediler. Yani toplantı tabii ki 2,5 saat sürerken soru cevap şeklinde geçtiği için tabii soruların çoğu bölgesel veyahut da kişisel de olabiliyordu. Onun için odak noktası soruların ve cevapların bunlardır diye söyleyebilirim. Ben tabii hem reeskont kredilerini sormak istiyorum hem de size aslında bu KGF desteğiyle ilgili neler ilettiniz Müjdat Bey? Bunu da sormak istiyorum. Valla KGF desteğinin bir an önce belirlenmesi ve çıkarılması ve şartlarının da belirlenmesini istedi üyelerimiz. Hı-hı. Dolayısıyla henüz bu şartların belli olmadığını ve bir an önce piyasanın hareketlenmesi için piyasadaki iş ticaretin bir takım şartların yerine gelebilmesi için kaynak aktarımının mutlaka yapılması gerektiğini ve acilen yapılması gerektiğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu
ifade etmekle birlikte beklenti içinde olduklarını ifade etti üyelerimiz. Merkez Bankası Başkanımız da bu konuda müsbet bir şekilde, yani daha faydalı, daha farklı bir KGF kredisi planları düşünüyoruz diye ifade etti. Ve bu arada özellikle söylediği bir şey daha var. Onu da özellikle söylemek isterim. Yani yatırımcılara özellikle özel kredi desteklerinin bugüne kadar olmadığı şekliyle farklılık arz edeceğini ve Türkiye'de yatırım yapmak isteyen gerek yerli gerek yabancı firmalara büyük destekler vereceklerini, faiz desteği vereceklerini özellikle söyledi. Yani yatırımcılara biraz farklı itibar edecekleriyle ilgili ifadeler de kullandı Merkez Bankası Başkanımız. Bu reskont kredileriyle ilgili düzenleme noktasında ne konuşuldu peki? Reskont kredilerindeki düzenleme bugün ifade ettiği gibi, yani kaynağın özellikle ihracatçıların kullandırılması hususunda ve net dövizle ilgili olaylarda biraz farklılıklar yaşandığını, yorum farklılıklarının yaşandığını ve bugün itibariyle çıkarılan ve konuştukları bazı değişikliklerle bunların basitleştirildiği hususunu açıkladı Merkez Bankası Başkanımız. Müjdat Bey, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci'yi ağırladık ve Merkez Bankası Başkanı'nın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile süren yaklaşık 2,5 saatlik toplantısının ayrıntılarını konuştuk. Devam edeceğiz konuşmaya. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi Meclisi Başkanı Sayın Şeref Fayat'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Şeref Bey yayına. Hoş bulduk Merve Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Tabii manşetlere reskont kredileri var. Düzenlemenin ayrıntılarına ilişkin neler paylaşıldı? Siz bu düzenlemenin özellikle hangi alanlarda kullanılacağını görüyorsunuz? Burada ihracatçının finansmana erişimi noktasında yeni bir kapı açacak mı düzenleme? Ne konuşuldu? Memnuniyetle, özellikle zaten çok zamandır, yaklaşık 3-4 haftadır kullanamadığımız TL reskont krediler vardı. Bunları özellikle ben de sorumda başkanımıza sordum. Gerçekten 30'a yakın sektör, oda ve borsa başkanımız çok samimi sorularını başkanımız da sağ olsun çok samimi şekilde 3 saate yakın cevap verdi. Reskont kredilerin, TL reskont kredilerine özellikle ulaşmak çok önemliydi. Bunların uygun faizlerle hemen bugün itibariyle hem bankalar tarafından hem de Exim Bank tarafından kullandırılmaya başlayacağının haberini aldık. Bu bizim için çok önemliydi. Hem de bunların eğer ihracat taahhüdümüz varsa %9'a kadar TL kullandırma olanağının da olduğunu öğrendik. Reskont kredilerinde dün açıklanan bir yanlış anlaşılma da düzeltildi. Bildiğiniz gibi yabancı para cinsinden kullanılacak reskont kredilerinde kur korumalı mevduat hesabı açmak gibi bir zorunluluk olduğu öğrenilmiş ve tepki çekmişti. Bunun aslında net ihracatçıları değil, ithalatçı olanlara bir teşvik amacıyla bunun söylediklerini, bunun da zorunlu olmadığını açıkladı. Bu da bizim için önemliydi. Ayrıca kullanılan reskont kredilerinde vadelerin uzamasıyla ilgili çok yoğun talep geldi. Bununla ilgili de gözden geçireceğini Sayın Başkan'dan öğrenmiş olduk. Özellikle yoğun döviz pozisyondaki şirketlerin döviz pozisyonlarının TL'ye dönmesiyle ilgili teşvikleri çok önemsediklerini, bunların eğer TL'ye döndüğünde TL üzerindeki baskının azalacağını ve herhangi bir döviz sıkıntısı olmayacağını anlattı. Özellikle bu konuda çok dikkat çekti. Bildiğiniz gibi kuru korumalı mevduat açan, hesabı açanlar yıl sonuna kadar hesaplarındaki paradan TL'ye döndüklerinde kurumlar vergisi muafiyeti ve kur farkından oluşan kar muafiyeti söz konusuydu. Bundaki vadenin de özellikle çok yoğun bir şekilde 3 aya indirilmesi gerektiği başkana iletildi. Sanıyorum bu 6 aylık vade biraz nakit akışı anlamında, döviz ihtiyacı anlamında şirketlerimizi zora sokuyor. Bunun 3 aya inmesi çok önemli bir talebi doğuracak diye ısrarla birçok başkanımız tarafından anlatıldı. Baktığım kadarıyla notlarıma bakıyorum size konuşurken ağırlıklı bunlardı. Bir de şunu özellikle belirtmek istiyorum Merve Hanım. Sayın Merkez Bankası Başkanımız, bizim fonladığımız özel bankalardaki kullandığımız faizler çok düşük. Fakat sizlere kullandırılan faiz çok yüksek. Bu konuda ben de sürekli özel bankaları uyarıyorum. Bu konuda siz de yardımcı olun dedi Sayın Başkan. Yani bu kadar fazla, bu kadar yüksek bir faiz kullandırmamaları gerekiyor diye biz de baskı yapıyoruz. Özellikle belirtti.
Peki burada özellikle yatırım tarafı ile ilgili ne söylersiniz? Mesela yatırıma özel bir kredi desteği sağlanması, yine sanayicinin bu dönemde yaşadığı zorluklar, mesela KGF kredilerinin sanayiciye aktarılması noktasında bir çalışma olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili evet. Beklentiniz nedir? Bunlar dile getirildi mi? Bunun haricinde aslında bu ihracatın artırılması, ihracatçının finansman erişimi noktasında yeni ürünler olacak mı? Özellikle ihracatçının finansman ulaşımında Eximbank çok önemli bir aracı. Dolayısıyla Eximbank'tan daha önceden kullandığımız çok uzun vadeli işletme kredileri ve yatırım kredilerinde de açıklık söz konusu değildi. Bununla ilgili de Eximbank'ın limitlerinin artırılmasıyla bu kredilerin de kullanılacağı özellikle belirtildi. Bunun haricinde KGF ile ilgili yetersiz bir ton olduğunu, bunun da artırılması gerektiğini talep ettik. Bununla ilgili de çalışmalar yapılacağını söylendi. Bildiğiniz gibi KGF açıklanan rakam daha önceki yapılan KGF kredi düzenlemelerinin çok altında bir rakam. Dolayısıyla hem KGF'ye ek bir bütçe hem de Eximbank'ın kullandırılmayan uzun vadeli işletme ve yatırım kredilerinin açılacağını, bunların da haberini alacağımızı öğrendik. Bu bizim için olumlu ama bir an önce kullandırılması lazım. Bunu bütün sanayici, bütün yatırımcılar bekliyor açıkçası. Peki bunun haricinde aslında siz mevduatlar ya da ihracat ya da üretim noktasında hangi sorunları dile getirdiniz ya da bununla ilgili yeni çalışmalara ilişkin hangi mesajları verdi Merkez Bankası Başkanı? Özellikle Merkez Bankası Başkanımız şu anki yürütülen ekonomik modelin ısrarla üzerinde durdu ve bunun da haklı çıkacaklarını aslında birçok tartışmaya meyil vermesiyle birlikte bu politika faizinin bu şekilde tutulması ve liralaşmaya özendirilen takım enstrümanlarla bu ekonomik modelin göreceksiniz enflasyonu da düşürdüğü, kurları da sabit bir yerde tuttuğunu gözlemleyeceğiz. Biz ısrarla bu modele inanıyoruz. Burada bizim asıl yapmamız gereken çok katılaşmış bazı dolar hesaplarının, özellikle kurumlardan bahsetti, 90 milyara dolar yakın bir paranın kemikleşmiş bir şekilde ekonomide olmadığını, park edildiğini, bunların finansmanının TL'ye dönerek kullanılmasının Türkiye'nin özellikle dövize ihtiyacı olduğu dönemde çok işine yarayacağını belirtti. Bununla ilgili değişik enstrümanlar da sanıyorum çıkacak. Dolayısıyla bu modelin özellikle enflasyonu düşürmesi hangi noktada olacak diye sorulduğunda da göreceksiniz zaman içerisinde enflasyon pik yaptıktan sonra hem kurda hem de enflasyonda kurda sabit bir süreç, enflasyonda geri gelişi hep beraber gözlemleyeceğiz dedi. Yani aslında hükümet şu anki ekonomik modelde ısrarcı olduğunu Merkez Bankası Başkanı tarafından açıklamış oldu. Şeref Bey çok teşekkür ederim yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için. İyi yayınlar, sağ olun. Teşekkürler. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyeleriyle, meclis başkanlarıyla bir araya geldi. Bugün düzenlemede başlayan bu reskont kredilerine ilişkin son gelişmeler konuşulacaktı ama toplantı 2,5 saat sürdü. Sanayiciler ve oda başkanları da pek çok sorunu, sektöre ilişkin beklentilerini dile getirdi. Ayrıntıları konuşmaya devam ediyoruz. Yatırım Finansman Menkul Değerler Ekonomisti Erol Gürcan bizlerle. Hoş geldiniz yayın Erol Bey. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle tabii bu işin bu reskont kredileri kısmını bir konuşalım. Orayla ilişkin de bu az önce Şeref Bey de söyledi. Bu kur korumalı TL mevduata geçişte bir zorunluluk mu olacak açıklaması konuşulmuştu. Böyle olmayacağı söylendi. Dolayısıyla bu özellikle ihracatçının finansmanına erişim noktasında nasıl bir etki eder? Bir Merkez Bankası virgül koyacağım. Merkez Bankası'ndan gelen bir açıklama var toplantıya ilişkin. Merkez Bankası'ndan gelen açıklamaların ayrıntılarına da bakalım. Merkez Bankası Başkanı Merkez Bankası'ndan gelen açıklamada sürdürülebilir fiyat istikrarı cari dengeyle sağlanacaktır açıklaması yapıldı. Türkiye serbest piyasada elde ettiği kazanımlardan asla vazgeçmeyecek. Türkiye'deki tüm ihracatçılar %9 faiz oranıyla kredi kullanma imkanına sahip. Çalışmalarımız ihracatta ithalatın payının %25 ile %30 arasında olduğunu gösteriyor. Bu oran dolaylı yollarla %40 ile %50 aralığını işaret ediyor. Merkez Bankası Başkanı'nın direkt olarak TOB üyeleriyle
yaptığı buluşmadan gelen açıklamalar bunlar. Firmaların hesabında 90 milyar dolar DTH var ve bir yıllık hesap hareketleri çok düşük. Bunun 50 milyar doları firmaların tasarrufu, kalanıysa transfer ödemeleri için park edilmiş şekilde duruyor. Yapılan analizler bunun 50 milyar dolarının KKM'de istenen vadeye bağlanabileceğini gösteriyor. Bu nedenle şirketlerin 6 aylık vergiyle birlikte bu kur korumalı mevduat tarafında önemli bir vergi avantajları var. Biz bunu aslında kastettik, diyor Merkez Bankası Başkanı. Ve firmalarımızın Türk lirasına geçmesi noktasında da desteklerimiz sürecek, diyor. Mevduatlarda son 50 yılda ortalama vade 45 günken bu kur korumalı mevduatla birlikte maliyeti %17'nin altında ve 6 ay vadeli kaynak olarak sağlıyoruz. Bu nedenle bankaların çok daha ucuz ve çok daha uzun vadeli bir kaynak sağlaması gerekiyor. Atandığım günden beri yurt dışındaki vatandaşlarımızla bir bağ kurmak için çalışıyorum. Bu yuvam sistemiyle de dünyanın dört bir yanındaki Türk vatandaşları burada yatırım yapabilecekler, diyor. Sürdürülebilir fiyat istikrarı cari dengeyle sağlanacaktır. Bu manşet önemli. Kurun bir stabilizasyona ulaşmasıyla birlikte cari açığın kapanması, dolayısıyla enflasyonun aşağı çekilmesi noktasında yine bir vurgu var burada. Türkiye serbest piyasada kazandığı kazanımlardan asla vazgeçmez, diyor Merkez Bankası Başkanı. Bu açıklamaların ayrıntılarını sorayım hemen Sayın Erol Gürcan. Yine aslında bir cari açık, cari denge vurgusu var Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarında. Bir de bu kur korumalı mevduat hesabını şirketler tarafındaki bu yeni düzenlemeleri ne getirir, ne söylersiniz? Merkez Bankası aslında son birkaç aydır özellikle fiyat istikrarı açısından cari denge tarafına verdiği önemi, vurguyu önemli ölçüde artırmış durumda. Bu tonlamanın da devam ettiğini görüyoruz. Herhangi burada bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Burada tabii ki kastedilen cari denge üzerinden fiyatların sağlanması konusu kısa vadede gerçekleşmesi oldukça zor bir unsur. Burada yapısal dönüşümler, değişimlere de ihtiyaç var ve bu durum aslında orta uzun vadede teoride belki geçer olabilecek bir görüntü sunuyor. Ama daha kısa vadeye baktığımız zaman burada özellikle yakın dönemdeki enflasyon tarafındaki riskler, hem yurt dışı piyasadaki artan maliyet kaynaklı unsurlar ve yurt dışı taraftaki gelişmeleri dikkate aldığımızda burada aslında geleneksel yaklaşımın, yani politika faizinin halen daha kısa vadede enflasyon tarafındaki yükseliş eğiliminin sonlandırılması ve enflasyon beklentilerinin çıpalanması açısından çok daha etkin bir rol oynama ihtimali daha yüksek gözüküyor. Ama burada yeni ekonomi modeli yaklaşımı kapsamında daha farklı, geleneksel olmayan ve heterodoks olarak adlandırılan bir yaklaşımın izlendiğini görüyoruz. Bu anlamda da enflasyon beklentilerinin çıpalanması açısından kurulan iletişim son derece önemli. Burada ilgili politika yapıcıları başta Merkez Bankası olmak üzere ısrarlı bir şekilde burada fiyat istikrarının bu yolla sağlanacağını ifade etmektedir. Dileriz onların ifade ettikleri şekilde bu sağlanır, ancak şu anki eldeki gerçekleşmelere baktığımız zaman kısa vadede halen daha biz enflasyon tarafındaki risklerin yukarı yönlü kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Şirketler tarafına baktığımız zaman da burada kur korumalı mevduat tarafında sağlanan kurumlar vergisi istisnası bir avantaj olarak değerlendirilebilir. Ama burada tabii şirketlerin operasyonel faaliyetleri açısından, borçların çevrimi açısından ve üretimdeki ihracat tarafında Merkez Bankası analizlerine de dolaylı yoldan %50'lere ulaştığı ifade edilmiş, yanlış duymadıysam eğer, toplam bu ihracatın içindeki ithalat payının. Bunların hepsini dikkate aldığımızda aslında şirketler nette ihracatçı olmaları da Merkez Bankası tarafından aslında toplam ihracat gelirinin toplam ithalat gelirinden %10 fazla olması durumunu işaret ediyor. Yani burada firma nette ihracatçı olmasa bile ihracat yapmak için, ya da nette ihracatçı olsa bile ihracat yapmak için sonuçta belli bir miktar ithalat yapma ihtiyacı söz konusu. Tüm bunları bir araya aldığımızda bu yönde bazı teşviklerin yapılması yeni ekonomi modeli yaklaşımı kapsamında uyumlu gözüküyor. Bununla uyumlu gözüküyor, ancak kısa vadeli ihtiyaçlar ya da buradaki nakit akışı ihtiyacı açısından baktığımızda bir miktar zorlayıcı olabilir. Burada tabii ki geleneksel yaklaşım yerine geleneksel olmayan adımlar tercih edildiği için bundan iletişim açısından zaman zaman bazı zorluklar olabiliyor. Dün çıkan haberlerle bugün gelen açıklamalar bir miktar daha, yani dünküne kıyasla
daha makul görünmekte diyebiliriz. Hı hı. Toplamda burada reeskont kredileri tarafında Merkez Bankası 2021 yılının sonlarında toplam limiti 30 milyar dolar seviyesine yükseltmişti. Ve bunun 5 milyar dolar karşılığı kısmında TL cinsi krediler tarafından kullanılabileceğini ifade etmişti. Şu anda yapılan son düzenlemenin en azından sadece net ithalatçı durumda olan ve normal işletme ihtiyacı haricinde döviz pozisyonu bulunan ve bu döviz pozisyonu bulunduğu halde reeskont kredisine yönelen firmalara yönelik bir adım olduğu gözleniyor. Yani burada halen daha firmalar aslında eğer işletme ihtiyacı olarak tuttuğunuz bir döviz pozisyonu değilse bunu yeni kur korumalı mevduat hesabına dönüştürün yönünde bir teşvik gibi de bir yönlendirme gibi de teşvikten ziyade bir yönlendirme şeklinde ifade etmek daha doğru olabilir. Hı hı. Önümüzdeki süreçte bunun da etkilerini takip ediyor olacağız. Burada ilave bir kur korumalı mevduat tarafında artış olması açısından hem vade şartı hem de burada sağlanacak getir de oldukça önemli. Özellikle vadenin 6 aydan 3 aya kısalması yönünde talepler olduğunu duydum az önceki konuşmalarda. Bu yönde eğer belki vade biraz daha 3 aya çekilecek olursa bir miktar daha fazla giriş söz konusu olabilir. Ama şu anda baktığımızda hem firmaların operasyona ihtiyacı hem yakın dönemde ortaya çıkan ciddi yüksek volatilite sonrasında oluşan algıdaki bozulmalar ve bu borç çevirme ya da üretim için ithalat ihtiyacı, enerji fiyatının artması vesaire gibi unsurlarla beraber buradan gelecek katkının görece sınırlı kalması da ihtimal dahilinde, onu da ifade etmekte fayda var. Ama mesela burada 50 milyar dolara dikkat çekiyor Merkez Bankası Başkanı. Bu önemli bir rakam. Yani burada hani bir de bekleyen bir para diyor. Dolayısıyla mesela yani sanki bu açıklamadan şu anlaşılmaz mı? Mesela sözlü yönlendirme dediniz ama yeni bir teşvik, yeni bir destek gibi okunmaz mı bu acaba? Yani sadece bir vergi avantajı değil de demek ki böyle DTH'da böyle bir para duruyorsa demek ki farklı bir yol izlenecek belki şirketler özelinde. Bunu böyle de anlayabilir miyiz? Sonuçta burada şirketlerin bugün ya da yarın ihtiyaç anlamında da dövize ihtiyacı olabilir. Bu firmaların tasarrufundadır. Onlar serbest piyasada diledikleri şekilde bunu tutabilirler. Burada zaten yapılan teşvikler yakın dönemde baktığımızda özellikle kurumlar vergisi istisnası açısından bir teşvik yapılmıştı. Bu son yapılan reeskont ile ilgili düzenlemeler açısından ben teşvik kısmını çok anlayamadım. Yani burada anladığım kadar teşvikten kastedilen DTH'da tutmak yerine kur kurumunun mevduata geçerlerse bu tırnak içinde Merkez Bankası ifade ettiği şekilde atıl duran miktarı o takdirde kurumlar vergisi avantajından faydalanabilecekleri ifade ediliyor. Bu zaten önceki haftalarda yapılan düzenlemelerle sunulmuş. Şimdi reeskont tarafında burada özellikle nette ithalatçı firmaların düşük faizli bu reeskont kredilerinden faydalanması açısından bir miktar daha aslında yönlendirici bir adım olarak okumak daha mümkün. Burada önümüzdeki süreçte eğer firmalar DTH'larını bu kapsamda değerlendirecek olurlarsa tabii ki bunun kur tarafındaki yansımaları düşürücü yönde etki oluşturacaktır. Ancak bu kur korumalı mevduat uygulamaya başladığından beri yapılan gelişime baktığımız zaman özellikle vade açısından 6 aylık sürenin firmaların nakit akışı açısından ihtiyaçları açısından oldukça uzun bir süre özellikle Türkiye şartlarında olduğu görülüyor. Bu anlamda da vade tarafı da önemli olacaktır diyebiliriz. Bu şekilde cevap vermeye çalışmış olayım. Peki bu YUVAM hesabı ile ilgili ne söylersiniz? Gurbetçilerin de bu hesaba dahil olması gündemde. Şimdi bu düzenleme ile birlikte bu ne getirecek? Buna da değindi çünkü Merkez Bankası Başkanı. Şimdi yurt dışından döviz girişi sağlanması anlamında kısa vadede olumlu etkileri olabilir yine kur tarafındaki istikrar açısından baktığımızda ama burada tabii ki özellikle kur korumalı mevduat kapsamında orta uzun vadede hem bütçe üzerinde hem enflasyon üzerinde ciddi negatif etkiler oluşmaması açısından kur tarafında dengeli oldukça da stabile yakın bir seyir olması son derece elzem gözüküyor. Eğer burada kur tarafında yukarı yönlü hareketler görecek olursak ve bu kur korumalı mevduatın boyutu çok ciddi seviyede oluşacak olursa günün sonunda vade sonunda ödenmesi gereken miktarlar yine toplamdaki piyasaya çıkan TL'yi artıracağı için burada yine enflasyonist etkilerde bulunma ihtimali söz konusu olabilir. Bunu da göz ardı etmemekte fayda var. Ancak kısa vadede burada yurt içine gelecek olası döviz akışıyla beraber, sermaye hareketleriyle beraber
bir miktar kur tarafında destekleyici etkide bulunması beklenebilir ama son derece hassas. Bunun orta uzun vadeli etkilerini de iyi ölçülmesi gerekmekte. Artı özellikle FED başta olmak üzere birçok ülke merkez bankasında faiz artırım süreci yaklaşırken yani burada sıkılaşma döngüsünün başlayacağı ve bu döngünün birkaç ay değil birkaç yıl sürebileceği bir ortam giderken de burada özellikle kurdaki istikrarı sağlayacak yönde adımlar atılması oldukça önemli olacaktır. Bu anlamda da aslında en kritik göstergenin enflasyon olduğunu söyleyebiliriz. Enflasyon tarafında beklentilerin çıpalanması ve düşüşü sağlanması da aslında hem TL varlığın reel getirisi üzerinde şu anda negatif olan reel getiriyi azaltıp artı tarafa geçmesini sağlayacak en önemli unsur da enflasyon olduğu için aslında burada daha ziyade kısa vadede enflasyon beklentilerinin çıpalanması çok daha kritik. Şu anda atılan adımlar ve bu kurumun mevduat kapsamı şunu söylemek lazım tabii ki. Evet. Bu adımla, bu enstrümanla beraber kur tarafındaki oynaklık yakın dönemde önemli ölçüde azaldı. En azından yükseliş eğilimi önemli ölçüde sınırlandı. Bu da enflasyonda ilave artış etkisini, riskini azaltıcı etki oluşturuyor şu an için. Ama hali hazırdaki birikimli maliyetleri dikkate aldığımızda ve üfe tüfe makasına da baktığımızda kısa vadede en azından yıl ortasına kadar, Mayıs ayına kadar enflasyondaki yukarı yönlü eğilimde devam edecek gibi gözüküyor diyebilirim. Erol Bey çok teşekkür ediyorum yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Erol Gürcan'ı ağırladık ve bugün Merkez Bankası Başkanı'nın top üyeleriyle buluşması vardı. Sıcak gelişmeler ve oradan gelen açıklamaları konuştuk. Devam ediyoruz.